AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Türk İslam Karakoç, Elbistan İlçe Teşkilatı Başkanı Hasan Sungur ve partililer ile birlikte Elbistan esnaf ziyaretlerinde bulunup destek istedi. İnşallah daha iyi olur. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur esnaflar ile görüşerek alışverişlerde bulunduklarını belirterek hem esnafımız hem de vatandaşlarımız istikrarın sürmesini istiyor diye konuştu. Bugün yine milletvekili adaylarımızla Elbistan'ımızın Azerbaycan Caddesi'ni geziyoruz. Buradaki esnaflarımızla istişare de yapıyoruz. Bilgilerini, görüşlerini, bize tavsiyelerini, bizim yapabileceğimiz şeyleri konularında bilgi alıyoruz. Ve gözlemlediğimiz şu, artık esnaflarımız da vatandaşlarımız da istikrarın sürmesini istiyor. Karşımızdaki şer odakların, benzemez ittifaklarının neye hizmet ettiğini gayet iyi biliyor. Biz anlatmadan kendileri bize anlatıyor. Durmak yok, yola devam diyorlar. Biliyoruz diyorlar. Karşımızdaki odakların kimlere hizmet ettiklerini de biliyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu bizi umutlanıyor. Bizim gözlemlediğimiz kısaca şu. Vatandaşımız istikrarı istiyor. Durmak yok, yola devam diyor. Milletvekili adayı Türk İslam Karakoç'ta seçime sayılı günler kala AK Parti'nin oyu daha da artmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitingiyle AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki oy oranı rekor düzeye ulaşacaktır. Yarın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ta. İnşallah Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a gelmesiyle Kahramanmaraş'ta yapacağımız anlamlı, güzel, keyifli mitingle birlikte AK Parti Kahramanmaraş'ta alacağı oyun üzerine inşallah %1-2 daha koyacaktır. Muhteşem bir kalabalık Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacak, ona olan sevgisini, muhabbetini gösterecek. Bir tarafta HDP, PKK, İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi. Şimdi vatandaşlarımız bakıyor. Bunların 3'ü 4'ü bir araya gelip iktidara geldiğinde bir araya gelseler nasıl bir sonuç çıkar? Hükümet kurduklarında bu millete, memlekete nasıl bir faydası olur? Onlara bakarlar. Karşı taraftaki ittifaka da bakarlar. Milli maneviyatçı değerlere sahip MHP, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu ittifaka bakarlar. Kendi kararlarını kendileri verirler. Biz zaten esnafları da gezerken, vatandaşlarımıza da varıp kendimizi anlatırken şunu söylüyoruz. AK Parti'ye oy verin ya da şuraya buraya oy verin demiyoruz. Millet, memleket menfaati için neresi uygunsa oraya oy verin diyoruz. Millet, memleket için kimler neler yapmışsa, nasıl bu memlekete hizmet etmiş, bu memleketi kalkındırmışsa, siz de bunları görmüşseniz bunların karşılığında gereken neyse onu yapın diyoruz ve onların vicdanına bırakıyoruz. Gerek ekonomik, gerek siyasi istikrarın, gerek milliyetçi, maneviyatçı insanların samimiyetinin bu ülkede iktidar olması için gereken tavrı göstereceklerini söylüyorlar. 24 Haziran'da da inşallah AK Parti bu memleket bir düğün yapacak. Tekrar millet iktidarının devamı yönünde oy kullanacaklar. Elbistan bu konuda da kararını vermiş ve gün itibariyle de gün gün seçimlere yaklaştığımız günler itibariyle de AK Parti %0.5-0.6 gün gün oyunun üzerine oy koymakta ve Allah'a çok şükür herhangi bir problemimiz, sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızı başkan, AK Parti'yi de iktidar yapacağız.